Gençler Kanun Esasi'de yapılan değişikliklerle devam edeceğiz. 1909 değişiklikleri diyoruz, anayasal değişikliklerimiz. Evet, bu değişiklikler demokrasi lehine, padişah aleyhine yapılan değişiklikler. Bu değişiklikler ile birlikte meşrutiyet günümüze daha benzer bir hale gelecek. Padişahın buradaki yetkileri sınırlandırılacak. Evet, bunlar artık padişahın sansür yetkisi yok. Sürgün yetkisi yok. Meclisi açma, kapama öyle süresiz bir şekilde değil, sınırlandı. Maksimum 3 ay süreyle meclisi tatil edebilecek. Ve yine eskiden hükümet, yani heyeti vükela padişaha karşı sorumlu idi. Artık hükümet meclise karşı sorumlu. Evet, hükümetimiz meclise karşı sorumlu hale getirilerek günümüze daha benzer bir sisteme yaklaştırılmış. Yine siyasi partiler kurulacak. Siyasi partiler demokratik hayatın vazgeçilmez unsuru sayılacak. Ve Türk siyasi tarihinde ilk defa çok partili hayata geçirecek. İkinci meşrutiyet döneminde. Hatta sizin o edebiyatta gördüğünüz bazı edebiyatçılarımız bu ikinci meşrutiyeti Hürriyet Bayramı olarak kabul ederler. Bu düzenlemelerden dolayı. Çünkü sansür uygulaması kalkmış. Basın istediği gibi yazıp çizebilecek. Hürriyet Bayramı. Evet, ikinci meşrutiyetimiz de bu şekilde Birinci Dünya Savaşı başlarına kadar devam ediyor. Birinci Dünya Savaşı başladığı sırada Osmanlı tarafsızlığını ilan edecek ve tarafsız kalabilme adına bir takım çalışmalar da yaparken meclisi de askıya alacak, yine anayasayı askıya alacak, meclisi tatil edecek. Daha sonra Mustafa Kemal'in çabalarıyla 1920'de Mebusan Meclisi yeniden açtırılacak. Ama orada 12. sınıfta göreceğiz bunu gençler. Başlığımız son Osmanlı Mebusan Meclisi olacak ve Osmanlı tarihinde bir daha meclis açılmayacak. İlerleyen konularımızda önümüzdeki yıl bunları detaylı bir şekilde göreceğiz. Evet, meşrutiyet yönetimlerimiz, Osmanlı'da demokratikleşme hareketlerimiz bu kadar. Şimdi dağılmayı önlemeye yönelik düşünce akımlarımızdan bahsedeceğiz. Bu düşünce akımlarımız da önemli gençler. Önümüzdeki yıl üniversite sınavına hazırlanacağız. AYT tip sorularda da, TYT tip sorularda da karşımıza çıkacak. Önce Osmanlıcılık diyeceğiz. Şimdi Osmanlıcılık, demokratikleşme hareketlerimizde de gördük. Bu aslında milliyetçilik akımına karşı geliştirilen bir düşüncedir. Milliyetçilik akımına tepki. Osmanlı'nın milliyetçiliğe karşı çözümü. Şimdi milliyetçilik Fransız İhtilali ile ortaya çıkmıştı ve ulusal devletlerin, milli devletlerin, tek uluslu devletlerin kurulmasını öngörüyor idi. Dolayısıyla bu düşünce akımı çok uluslu bir yapıya sahip olan, yani imparatorluk karakterinde olan Osmanlı'nın dağılma ve parçalanması anlamına gelmekteydi.
İşte Osmanlı'da bu milliyetçilik akımına karşı geliştirilen panzehir Osmanlıcılık düşüncesi oluyor. Osmanlıcılık çok uluslu yapının, yani imparatorluk düzeninin korunmasını esas alıyor. Korunması. Dil, din, ırk ayrımı yapılmaksızın hepimiz kardeşiz diyor özetle. Herkes Osmanlıdır anlayışı. Evet, bu düşünce akımımızın savunulduğu dönem Tanzimat dönemi, yani Tanzimat ve ıslahat fermanlarının düşünce akımları ile birinci Meşrutiyet dönemi. Peki, bu düşüncemiz kimler tarafından savunulmuş? Savunucuları genç Osmanlılar. Bunları açarsak Ali Suavi, Namık Kemal, sizin edebiyattan bildiğiniz isimler Ziya Paşa gibi isimler. Ali Suavi, Namık Kemal, Ziya Paşa. Evet. Ama bu düşünce akımımız işe yaramayacak gençler. Milliyetçilik akımı galip gelecek ve bu düşüncenin işe yaramayacağını göreceğiz. Bitişimiz, gördük biz bunu. Birinci Balkan Savaşı. Arnavutluğun bağımsızlığını ilan etmesi. Şimdi Arnavutluk Türk ve Müslüman bir bölge. Buna rağmen onlar da milliyetçi düşüncenin etkisiyle kendi devletini kurmak istemiş ve başarmış. Osmanlı da artık Balkan Savaşları sonunda Osmanlıcılık düşüncesinin işe yaramayacağını anlamış. Bitişimiz de Birinci Balkan Savaşı ile gerçekleşmiş. Evet, birinci düşünce akımımız buydu gençler. Şimdi bir diğer düşünce akımımız İslamcılık. Pan-İslamizm ya da İslam Birliği. Evet gençler, bu düşünce akımımız da aslında yine milliyetçilik akımına karşı geliştirildi. Osmanlıcılık işe yaramayınca Osmanlı'da alan biraz daraltıldı. Bu düşünce akımımız yine dil ve ırk ayrımı gözetmez. Tüm Müslümanları. Burada dini bir ayrıma gideriz. Din var burada. Tüm Müslümanların Osmanlı çatısı altında tutulması. Evet, düşüncemizin özü bu. Evet, bu düşüncemizin savunulduğu dönem İstibdat dönemi gençler. Yani 2. Abdülhamit'in baskıcı mutlakiyet yönetimi döneminde savunuldu. İstibdat dönemi. Öncüleri tabii ki 2. Abdülhamit. Yine bizim şairlerimizden Mehmet Akif Ersoy, bilindik isimler. Ahmet Akseki, Ahmet Hamdi Akseki de var. Bu iki ismini bileni yeterli. Ve
Evet, bu düşünce akımımız da maalesef işe yaramayacak. Yine milliyetçilik galip gelecek ve Osmanlı bu düşüncenin de, İslamcılığın da, halifelik olgusunun da birleştirici, bütünleştirici gücünün kalmadığını Birinci Dünya Savaşı sırasında görecek. Önümüzdeki yılki konularımızda göreceğiz. Ama illaki hatırlarsınız 8. sınıf sürecinden, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı orduları İngilizlerle Hicaz-Yemen cephesinde savaşırken, ki Hicaz-Yemen kutsal topraklar, Mekke ve Medine, halife bizzat cihat ilan eder. Yani gelin din uğruna savaşalım, kutsal topraklarımızı birlikte savunalım der. Ama Hicaz-Yemen cephesinde Araplar halifenin cihat çağrısına kulak vermek yerine İngiltere'nin bağımsızlık vaatlerine kanar ve İngiliz-Arap işbirliği sonucunda biz bu cephede yeniliriz. Ve İslamcı düşüncenin de birleştirici bir etkisinin kalmadığını görürüz. Evet, Osmanlı zaten halifeliği 3 yerde kullanmıştı. Bunun 2 tanesini gördük gençler biz. Birincisi 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması'ydı. Kırım için kullanmıştık Rusya'ya karşı. İkincisi Uşi Antlaşması, Trablusgarp için kullanmıştık İtalya'ya karşı. Üçüncü ve son kez de Birinci Dünya Savaşı sırasında Hicaz-Yemen cephesinde kullanıyoruz ve işe yaramıyor. Şimdi bir diğer düşünce akımımız Türkçülük. Turancılık, Türk Birliği, Pan-Türkizm. Pan birleştirmek demekti. Daha önce anlattım size Pan-İslamizm, Slav İslam Birliği, Pan-Slavizm, Slav Birliği, Pan-Germenizm, Alman Birliği, Pan-Türkizm de Türk Birliği. Düşüncemiz artık milliyetçilikle örtüşüyor. Bu düşünce de ulusal devleti savunuyor. Tüm Türkleri tek bayrak altında toplama. Evet, düşüncemizin özü bu. Düşüncemizin savunulduğu dönem İkinci Meşrutiyet dönemi. Evet, İkinci Meşrutiyet döneminde öncülerimiz, İkinci Meşrutiyetimizin mimarları İttihat ve Terakki Partisi. İttihat ve Terakki yenilik ve ilerleme demek. İşte Enver Paşa, özellikle biz bu ismi önümüzdeki yıl Birinci Dünya Savaşı sırasında sıkça göreceğiz, duyacağız. İddiaçların öncü komutanlarından birisi. Bunun dışında Yusuf Akçura, ne belki edebiyatta görmüşsünüzdür, Üç Tarzı Siyaset diye bir eseri var. Yine daha böyle yakın dönem Gaz Pıralı İsmail. Ziya Gökalp. Ziya Gökalp'in de bu konuda bir eseri var, Türkçülüğün Esasları. Sonra Mehmet Emin Yurdakul. Bu iki yazarımız Atatürk'ün de bu konuda etkilendiği, Türkçülük, milliyetçilik konusunda etkilendiği yazarlarımızdandır. Aynı zamanda Mehmet Emin Yurdakul'un Cenge Giderken şiiri var, Atatürk'ün çok sevdiği. Ömer Seyfettin. Evet, bu düşünce akımının önde gelen isimleri. Çok daha sonra Zeki Velidi Togan. Bu da yine bir genel Türk tarihçisi. Umumi Türk tarihine giriş diye de bir eseri var. Evet,
bu düşüncemiz işe yarayacak mı? Bu düşüncenin iki boyutu var. Birisi genel Türk birliği, dünya Türk birliğini kurma, Kafkas Türkleriyle birleşme. İkinci boyut Atatürk tarafından savunulan Anadolu Türkçülüğü. Bu düşüncenin genel Türk birliği boyutu işe yaramıyor gençler. Biz bunu maalesef Birinci Dünya Savaşı sırasında çok acı bir şekilde Kafkas cephesinde göreceğiz. Önümüzdeki yıl ilk konumuz. Kafkas cephesinde maalesef Sarıkamış faciasıyla sonuçlanacak. Sarıkamış harekatını illaki hatırlarsınız. Askerlerimizin donarak şehit olduğu yer. Ama dediğim gibi Anadolu Türkçülüğü boyutu işe yarayacak. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk ne yapacak? Misak-ı milli sınırları içerisinde yaşayan, yani şu anki Türkiye coğrafyası içerisinde yaşayan, Türklere dayalı, bağımsız, ulusal yeni bir devlet kurmak isteyecek ve bu düşünce amaca ulaşacak. Evet gençler, bir diğer düşüncemiz batıcılık. Batıcılık çok siyasi bir boyutu yoktu. O yüzden sona bıraktım. Batıcılık, batılı tarzda ıslahatlar yaparak Osmanlı'yı kurtarma. Islahatlarda batının örnek alınması. Islahatlarda batının örnek alınması dedik. Osmanlı'da ilk batılılaşma Lale Devri ile başlamıştı. İlk batıyı Lale Devri'nde 3. Ahmet döneminde örnek almıştık. Daha sonra ilerleyen dönemlerde ve 19. yüzyılda da batıcılığımız devam etti. Batılılaşmanın öncü ismi Tevfik Fikret. Evet, Tevfik Fikret'i edebiyattan da hatırlarsınız. Hatta oğlu papaz oluyor biliyorsunuz Haluk. Haluk'un defteri, Haluk'a mektuplar diye eserleri de var. Atatürk'ün de inkılaplar sürecinde batıcılık konusunda en çok etkilendiği edebiyatçılarımızdan birisi, örnek aldığı kişilerden birisi. Hangi Türk şairi bu kadar batıcı şiirler yazabilir ki diye övdüğü bir şairimiz. Evet, batıcılık düşüncesi de hani genel anlamda işe yaramamış, batılı tarzda yapılan yenilikler de Osmanlı'nın çöküşünü engelleyememiş. Yani süreç anlamında bir bitiş vermeyeceğiz buraya. Evet gençler, savunulduğu dönem yine söyleyecek olursak, biz meşrutiyetlerde de batıya örnek aldık, Tanzimat Fermanı'nda da örnek aldık. Yani çok bariz, keskin bir dönem yok. Tanzimat fermanı, ıslahat fermanı, meşrutiyet, bunları biz batıya örnek alarak yaptık. Gençler, bir de hani genel anlamda karşınıza çıkmaz ama bu düşünceler sorulduğunda seçeneklere konulan ademi merkeziyetçilik var. Evet, ademi merkeziyetçiliği sadece tanımlayıp geçeceğim. Yerinden yönetim demek. Bu da şöyle, hiçbir dönemin düşünce akımı olmayacak gençler, ademi merkeziyetçilik. Sadece bir öneri olarak Prens Sebahattin savunacak. Azınlıklara yarı bağımsız devletler kurdurmayı öngörür. Yani azınlıklar iç işlerinde serbest olsun, dış işlerinde bize bağlı kalsın der. Ama tabii bu Osmanlı'nın merkeziyetçi yapısına aykırı bir düşüncedir. O yüzden kabul görmeyecek. Sadece işte ikinci meşrutiyet döneminde Prens Sebahattin tarafından ortaya atılmış
yerinden yönetim, iç işlerine karışmama anlamına gelir. Dediğim gibi diğer düşünce akımlarımız sorulduğunda karşımıza çıkabilecek düşünce sistemlerinden bir tanesi seçeneklere konulacak. Evet gençler, derslerimize burada son veriyoruz. 24. föyümüzü bitirmiş olduk. Orada bazı yeniliklerimiz kaldı. Onları ben size 25. 26. föyler döneminde toparlayacağım. Konu bütünlüğü olması açısından şimdilik bu kadar yeterli. İyi istirahatler diliyorum hepinize. İnşallah 30 Mart'ta her şey normal sürecinde gider ve yeniden yüz yüze eğitimimize başlarız. Ülkemizde bu felaketten kurtulmuş olur diyelim. Görüşmek üzere.